Merhaba sevgili Terim4 izleyenleri. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Yanımızda Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Tolga Akyıldız var. Aynı zamanda yanımızda çok önemli başka biri var. Bu Hulki. Hulki Terim4'te yaşıyor ve hepimizin en sevdiği iş arkadaşı olduğunu söylersem herhalde yanlış bir şey söylemiş olmam diye düşünüyorum. Bugün kendisinin ilk yayını, o yüzden lütfen mazur görün eğer bir kusuru olursa. Tolga Bey, size ilk sorum, birazcık bize ne yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? Biz Beşiktaş Belediyesi olarak sahipsiz sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırılması, gerekli görüldüğünde bakımı, özellikle kış aylarındaki çok yoğun hastalık dönemlerinde, havaların çok soğuk olduğu dönemlerde barınağımızda misafir edilmesi gibi görevlerle onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaralı hayvanlarla da ilgileniyorsunuz. Yaralı hayvanlarla da ilgileniyoruz. Peki en çok ne gibi sağlık sorunları görüyorsunuz sokak hayvanlarında? Genellikle sokak hayvanlarındaki en ciddi sağlık sorunları viral hastalıklar oluyor. Viral hastalıklardan kastım mesela kedilerde gözüken felin infeksiyos peritonitis dediğimiz FIP hastalığı halk arasında bilinen adıyla. Bu çok bulaşıcı ve ne yazık ki tedavisi olmayan bir hastalık. Uzun süreli belirti göstermeyen ve belirti gösterdikten sonraki aşamasında da artık ne yazık ki yapılacak hiçbir şey olmayan bir hastalık. Ayrıca trafik kazaları çok ciddi problemlerimiz. Mesela gene kış aylarında karşımıza çıkan bir durum var. Kediler ısınmak için motorlara giriyorlar. Arabaların motorlarının içine giriyorlar. Ve aniden çalıştırıldığında ne yazık ki çok ciddi problemler şekillenebiliyor. Veya çok hızlı giden araçlar, kedi veya köpek fark etmiyor. Onları görmedikleri için onlara çarpma sonucunda kırılma vakaları, ayak kırılmaları veya ölüm, diyafram fıtığı gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Peki sokak hayvanları için ne yapılmalı sizce? Sokak hayvanları için bence ülke olarak bir çalışma yapılması gerekiyor. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sahiplendirme çalışmaları. Sokak hayvanları ne yazık ki sayısı ülkemizde çok fazla ve bir şekilde sahiplenilip onların sokaklardan kurtarılması gerekiyor. Ayrıca belediye olarak bizim yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi az önce bahsettiğim gibi kısırlaştırma. Onların sayısını minimum seviyede tutmamız gerekiyor ki daha fazla yeni doğan ve daha fazla sokakta aç bir şekilde yaşamaya çalışan yeni yavrular görmeyelim. Ve bir şekilde sayıları kontrol altında tutmaya çalışmamız gerekiyor. İnsanların da Türkiye olarak, halk olarak hayvan sevgisi konusunda biraz daha anlayışlı olmaları gerektiğini düşünüyorum ben şahsi olarak. Peki sizce belediyelerin ne gibi önlemler alması gerekiyor sokak hayvanları için? Siz bir iki kısırlaştırmadan bahsettiniz. Evet, kısırlaştırma. Başka ne gibi uygulamalar yapılabilir? Yapılabilecek olan şey belediyelerin kayıt altına alma sistemi oluşturulabilir. Tabii bu devletle alakalı bir durum. Devletin de bu konuda yardım etmesi gerekiyor. Özellikle yeni sahiplendirilmiş veya sahiplendirilmiş demeyeyim, yeni satın alınmış, ne yazık ki bunu konuşmak zorundayız. Satın alınmış köpeklerin veya kedilerin bakımı bittikten sonra direkt sokağa bırakılması gibi durum söz konusu. Bu durum kayıt altına alınması gibi çiplenme ve sahiplenen veya satın alan kişi tarafından bu kayıt altına alınırsa, böyle bir sistem oluşturulursa sokağa terk edilmelerinin sayısının daha azalacağını düşünüyorum. Ben sonucunda bir cezai yaptırımın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Cezaya yaptırım demişken tam da konusuna geldik aslında. Bugün meclise bir yasa tasarısı sunuluyor hayvan hakları ile ilgili. Oradaki en önemli şeylerden biri aslında hayvana şiddetin bir suç olarak kabul edilmeye başlaması. Biraz bahsedebilir misiniz, açıklayabilir misiniz? Şimdi mevcut yasada 5199 nolu yasa ve burada hayvanlar mal olarak değerlendiriliyorlar. Yani ve onlara herhangi bir tecavüz, şiddet, İşte arabayla sürüklenen köpekler görüyoruz. Medyada bunlar çok sık karşımıza çıkıyor. Bu gibi durumlarda bunu gerçekleştirilen kişilere verilen ceza sadece 600 lira civarında gibi 600 lira civarında bir ceza. Yani bu kabahatler kanununda, kabahatler kanunu üzerinden işlem yapılıyor cezalandırma durumunda. Ve bu açıkçası caydırıcı bir durum değil şahsi kanaatim. Yeni çıkacak olan yasayla umuyoruz ki şu an bugün verilen teklifte çünkü bu da var. Özellikle sağ olsunlar 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bu özel günde bunu gerçekleştirdiler. Hayvanların artık bir mal değil de düşünme ve nefes alma, yaşama, sevilme isteği duyan gerçek birer canlı olduğunu kabul edildiği ortaya çıkıyor. Az önce arkadaşımızla gördüğümüz gibi. Evet. Onun da muhtemelen canı sıkıldı gitmek istiyor diye düşünüyorum. Olabilir evet, ama Hulki bizim ofisimizin maskotu, o yüzden
Bu önemli günde biz de onun yayınına kesinlikle başlamasını istedik. Kesinlikle evet, katılıyorum. Dediğim gibi yeni çıkacak yasada artık hayvanları gerçekten birer canlı olduğu ve onların da birer duygularının olduğu fikrinin ortaya çıkmasını umuyorum ben. Ve onlara yapılacak olan her türlü kötü muamele artık ciddi bir şekilde gerekirse hapis cezaları ile cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum ki yeni çıkacak, yeni verilen teklifte bunun da olduğunu biliyorum şahsen. Bir saniye pardon, Hulki sıkıldın mı? Aa, ama çok önemli bir şey konuşuyoruz. Senin için de iyi olacak, arkadaşların için de iyi olacak. kusura bakmayın Hulki, alışık değil pek bu kadar oturmaya. Hulki çok tatlı bir köpek, çok beğendim ben Hulki. Çok teşekkür ederiz, çok yakışıklı bence de ve bugün için özel papyon taktık onu. Papyonu da çok yakışmış ama biraz pembe olmuş sanki. İşte Hulki böyle cinsiyet kalıplarına hı-hı sığacak bir köpek kesinlikle değil. Kesinlikle haklısın. Evet. O benim hatam tamamen. Estağfurullah. Son sorumuz bizim size. Bu yasada hayvanların kısırlaştırılması ile ilgili de bir madde var. Birazcık hani ev hayvanları ve sokak hayvanları için farklı ne gibi etkileri oluyor kısırlaştırmanın? Gerekli mi, gereksiz mi? Bahsedebilir misiniz? Şimdi bir uzman olarak kendimi belirtmem gerekirse ben kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Evdeki hayvanların da özellikle sokaktaki hayvanların kesinlikle kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kısırlaştırma tamam vicdani açıdan biraz rahatsız edici bir düşünce olabiliyor bazen. Onların da çiftleşme, üreme hakları ve yavru edinebilme haklarını elinden alıyormuşuz gibi geliyor. Ama ne yazık ki evlerde yaşayan hayvanlarla, evlerde yaşayan evcil hayvanlarımızla, doğada yaşayan vahşi hayvanların bir tutulmaması gerekiyor bu düşüncede. Çünkü belirli aralıklarla kediler, köpekler östrus siklüslerine girerler. Yani halk arasındaki tabirle kızgınlık dönemi diyeceğim. Ve bu dönemde çiftleşme istekleri çok ciddi oranda artar. Ve bunu gerçekleştiremedikleri müddetçe de bir hormon dengesizliği devam eder ve onlara ciddi anlamda rahatsızlık verdiğini düşünüyorum. Ve evcil bir hayvan sahibi, bir kedinin sahibi olarak da bir kedinin ev arkadaşı diyeyim ben daha doğru olur. Bir kedinin ev arkadaşı olarak da bunun doğru olduğunu biliyorum. Ayrıca kısırlaştırmanın en büyük faydalarından bir tanesi kızgınlık döneminde dediğimiz östrus siklusunun olduğu dönemde çok ciddi cinsel hormonlar salgılanır. Ve bu hormonlar kanser, özellikle dişi kedi ve köpeklerdeki meme tümörü vakalarının sayısını arttırır. Olabildiğince bu hormon salınımını minimum seviyede tutmak gerekiyor ki onların sağlıkları açısından da çok işe yarar bir uygulama olduğunu biliyorum. Ve bu zaten bilimsel araştırmalar da bunun doğru olduğunu, kısırlaştırılması gerektiğini, hem onların refahı hem onların mutluluğu açısından hem de sağlıkları açısından daha gerekli olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederiz Tolga Bey'e katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz ve konuşmama fırsat verdiğiniz için. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili bir mesajınız var mı herkese? Hayvanları koruyun diyelim. Kısa ve öz olsun. Peki çok teşekkürler. YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen sevgili TRT4 izleyenleri. Tekrar görüşmek üzere.